dışı bir saldırıyla hayatını kaybeden bir kardeşimizin bugün toprağa verilirken arkasından söylenen bir Gulbenk'te programı başlatmak istiyorum. İzin verirseniz. Erenler, canlar, dostlar, yarenler, yüzümüz yerde, özümüz dardadır. Elimiz bağlı, yüreğimiz dağlıdır. Gözümüz yaşlı, bağrımız ateşlidir. Yaşam bitimli, acılar bitimsizdir. Yer anamız, gök atamızdır. Doğada doğduk, topraktan var olduk. Bir tende can bulduk, bir bilinçle özgür olduk. Kişi kötü demeyelim, işi kötüdür diyelim. Bağışlamak en büyük emektir. Emeğiniz varsa bağışlayın. Toprak ana bugün bir canı daha bağrına basıyor. Unutmayın, ateş külde söner, acı yürekte diner. Acı paylaştıkça azalır, sevgi ise paylaştıkça çoğalır. Acılar azalsın, sevgiler artsın. Kinler bitsin, dostluklar pekişsin. Yeni yaşamlarda yeni çiçekler yeşersin. Yaradan kalanlara uzun, esenlik dolu yaşam versin. Erenlerin, evliyaların ruhu sinsin gerçeği. Efendim Samsun Nabzı başlıyor. Efendim Samsun Nabzı başlıyor. Bu akşam konuğumuz Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin. Zihni Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok yoğun bir koşuşturmaca içerisindesiniz. Seçim faaliyetleri de çok yoğun. Evet. Peki cumartesi günkü menfur saldırıyla, insanlık dışı saldırıyla programı açmak durumunda kaldık. Sizin de bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alıp arkasından Bafra'yı ilgilendiren önemli bir projeden bahsedeceğiz bugün, onu masaya yatıracağız. Öncelikle Bafra'mızdan, Samsun'umuzdan, ülkemiz içinden ve ülke dışından bizleri izleyen tüm hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet. Hepsine güzel bir gelecek diliyorum. Tabii ki cumartesi yaşanan olay, menfur olay hepimizi yüreğimizin en derinliklerinden acıttı, vurdu ve milletimiz üzerinde oynanan oyunların da bir son bulması için Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Tüm içtenliğimle bu olayların, artık ülke üzerinde oynanan olayların bir son bulmasını diliyorum. Gerçekten Ankara'da yaşanan olay çok milletimizi derinden yaraladı. Ben bu olayları şiddetle kınıyorum ve bu olaylara meydan veren kimler varsa hak ettikleri inşallah cezaya da çarptırırlar diyorum. İnşallah da bir daha böyle olayları yaşamayız. Çok acı bir olay yaşadık gerçekten ve orada ölenlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Şimdi Bafra özelinde konuşmaya başlayacağız. Bafra ile ilgili projelerinizi ortaya koyarken hep bunları 4 ana başlık üzerinde topladınız. Tarımla ilişkiler 5 ana başlık üzerinde topladınız galiba, değil mi efendim? Tarım dediniz, turizm dediniz, sanayiden bahsettiniz. Üniversite şehri olmadan bahsetti. Evet. Bu vesileyle de ben öncelikle bütün milletimizin ve İslam aleminin Hicri yılbaşını da tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice böyle yılbaşılarına, Hicri yılbaşılarına huzur, sağlık ve
mutluluk içinde bütün İslam dünyasının kavuşmasını barış kardeşlik içinde diliyorum. Peki sevgili başkan, şimdi bu konu başlıklarının içerisinde biz bugün özellikle turizm ana başlığını masaya yatıralım istedik. Bafra için hayati önem taşıyan, sizin de üzerinde çok durduğunuz bir balon turizmi projesi üzerinde emek harcadınız uzun bir zaman. Kapadokya'da sizin de yıllar önce öğrenciliğinizi yaptığınız bir kardeşimizi de bu işin içerisinde alarak, gerekli izinleri de alarak, çok da zormuş aslında bu izinlerin alınması. Bafra'da Samsun'a ve Karadeniz'e, hatta birazdan bu ortaya çıkacak, balon turizmini hediye ettiniz. Biz üstelik de çok da ses getiren bir nikah, balonda bir nikah tanıklık da ettiniz, şahitlik de ettiniz. Nikah gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiniz de bunu. Bunu özellikle bugün masaya yatırmak istiyoruz. Sizin kısa bir değerlendirmenizi alalım. Sonra bu nikah fikri kimden, size nasıl geldi, neler yaptınız diyelim. Sonra ve görüntülerimizi izleyelim. Şöyle ifade edelim. Gerçekten Kapadokya'da bulunduğumuz dönemlerde bu balon uçuşlarını seyrettik ve acaba bunu biz de yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde, bizi en fazla bu konuda yönlendiren, ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum, Eyüp Elmas Bey oldu. Evet. Ve neticede tabii yine Bafra'da Havacılık Kulübü Başkanı hocamız var, Burhan Apaydın hocamız. Bu noktada gerçekten çok bize desteklediler ve yardımcı oldular. Dolayısıyla bu olay ortaya atıldı ve neticede işte Kapadokya'daki tanıdığımız Tolga Bey'in de destekleri, yardımlarıyla öncelikle acaba nasıl olabilir diye buraya gelindi. 10 yıllık Bafra'nın meteorolojik verileri elde edildi ve Kapadokya'ya göre orada herhalde 300 gün civarında, bize de 258 gün mü uçuş yapılabileceği verilerden ortaya çıktı. Çok büyük bir fark olmadığını, burada bu turizmin balon uçuşunun yapılabileceği kanaati oluştu. Ve bu Türkiye'de efendim Kapadokya'dan, Denizli'den sonra 3. yer. Yani herkes, her ilçe, her belediye, her şehir, biz efendim balon turizmini şehrimize getirmek istiyoruz dedikleri zaman getirebilme kabiliyetine sahip değiller. Tabii ki biz, tanıtımından dolayı tabii siz... Bu konuda tabii ben şunu da ifade edeyim. Büyükşehirin büyük güç verdi bize, destek verdi. Ve Samsun Turizm Altyapı Birliği, SAMTAP, işte bu konuda Yusuf Ziya Bey'in, bilhassa Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Bey'in ve yine Turizm Altyapı Birliği'nin işlerini yürüten bizim gene Hayır Bey'in, valilikteki arkadaşımızın çok katkıları oldu. Ve onlara da teşekkür, böyle bir dayanışmayla beraber hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Ve Bafra'da tabii Samsun olarak, Samsun'u ve Bafra'yı tanıtma adına güzel bir adım atıldı. Çok verilen güzel. Emek boşa gitmedi ama tabii ki izinlerin alınmasıyla ilgili tabii gecikmeler olduğu için acaba izin alınabilir mi, alınamaz mı noktasında tereddütler olduğundan tanıtım yapılamadı. Tanıtım yapılamadığı için biraz da geç kaldı tabii. Tatilin bitiş dönemine dek geldi. Tabii bu biraz istediğimiz gibi olmadı ama gene de yani güzel oldu. Hatta bu kaya baloncuğunun sahibi aradığında, başkanım dedi, memnunuz dedi. Şöyle ilk başladığımızda biz de bu kadar yolcu uçuş müşteri bulduğumuzda seviniyorduk dediler. Neticede iyi oldu yani. Bu programda tam amacına uygun bir şekilde değerli izleyiciler, balon turizminin, Bafra'da hayata geçirilen bu balon turizminin tanıtımına yönelik bir proje olsun istedik. Başkanla da böyle masaya yatırdık konuyu. Kapadokya'da her gün 150 uçuşun yapıldığını söyleyelim. Şu anda Bafra'da sadece 12 kişilik, 12 kişinin binebileceği bir kapasitesi olan balondan bahsediyoruz. Sizin için Samsun'un Nabzı ekibi olarak Bafra'daydık. Bu deneyimi hep birlikte yaşadık başından sonuna kadar. Şimdi o deneyimi sizlerle paylaşalım. Sonra başkanla kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
Samsun'un nabzı için Buffer'dayız. Bu hafta Zihni Şahin'le program yapacağız. Evet, Samsun ve Buffer için müthiş bir deneyim. Uçan balon. Yaklaşık 20 gün önce başladı. Kapadokya'da bu işte uzmanlık kazanmış arkadaşımız Tolga Bey ile birlikteyiz. Zihni Bey'in eski öğrencilerinden bir tanesi. Onu ikna ederek buraya getirdi. Gerçekten sanıyorum Kapadokya'nın dışında uçan balon. Kapadokya'nın dışında bir Denizli bölgede Denizli turistik amaçlı yapılan bir faaliyet var ama onun dışında yapılan ilk faaliyet bölgemizde gerçekleşiyor şu anda. Evet. Aslında Temmuz aylarında planlanmıştı. Planlanmıştı fakat sirvacılık boyutunda gerekli izinler biraz gecikmeye uğradı. Ama yeterli izinleri aldıktan sonra da direkt olarak hiç vakit kaybetmeden Buffer'ımıza geldik. Tabii ayrıca bir Buffer olarak da bu şekilde uçuş yapmak, Buffer memleketinde uçuş yapmak benim için ayrıca bir keyif, evet, mutluluk. Hele Zihni Hocam hani bizi eğiten öğretmenim olarak hani böyle bir davette bulunca insan öğretmenine hiç hayır diyecek durumu yok. Tam tersine koşarak hani sevinerek geldik Buffer'a. Aynı mutlulukta uçuyorum. Aynı şekilde Zihni Hocam mutlu görmek de çok hoşuma gidiyor. Bakın bir mutluluk yaşıyoruz hep beraber. Evet. Samsun adına büyük bir kazanım olarak görüyoruz çünkü bunu. Peki başka illerde de buna benzer girişimlerde bulunmaları insanların yeterli olabiliyor mu? Yoksa birçok değişken bir araya gelerek mi bir uçan balon? Burada bu işin yapılması için önce biz geldik, yer incelemesi yaptık. Ondan sonra kalkacak yerleri inceledik. Ondan sonra uçuşa mani herhangi bir meteorolojik hadise gelişiyor mu onu inceledik. Geriye dönük olarak 10 yıllık meteoroloji raporları inceledik. Ondan sonra tabii ki bunlar raporlardan sonra bir rapor düzenledik. Buffer'da bu iş yapılabilir diye. Ondan sonra gerekli çalışmaları başlattık izinlerle ilgili. Ama daha öncesinde tabii ki önce meteoroloji, arkasından arazi yapısı incelemesi yapıldı. Her şey emniyetli şekilde devam ettiğine inandığımız anda da dediğim gibi resmi prosedürleri başlattık. Resmi prosedürlerin içinde neler var? Nerelerden izin almak gerekiyor? Sivilcilik boyutu var işin. Onlara başvurmanız gerekiyor. Ondan sonra onlar tabii gerekli incelemeleri kendi yapıyorlar. Samsun Havalanı ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Onların alçalmalarıyla ilgili, uçaklarla ilgili bir tehdit oluşturuyor muyuz gibi bir kontrollerini yapıyorlar. Arkasından tabii işin genelkurmay boyutu var. Genelkurmay bu konuyla ilgili herhangi bir mani görüyor mu? Hani burada bir operasyonları var mı ya da bir çalışmaları var mı? O inceleniyor. Sahil güvenliğine kadar soruluyor çünkü onların helikopterleri de bölgede uçuş yapıyor. Hiçbir mani yoksa eğer bölge için izin çıkıyor. Ondan sonra siz de izinler doğrultusunda uçuşunuzu planlıyorsunuz. Değerli izleyiciler, biz de bu uçuşu planlarken bir gün öncesinden hocanın yönlendirmesiyle hava koşullarının müsait olup olmadığına bakarak hareket ettik. Yaklaşık 20 uçuş olmuş şimdiye kadar. Bunun sadece 2 tanesi bir sonraki gün hava koşulları olumsuz olduğu için iptal edilmiş. Bunun dışında tahminler neredeyse %90'ın üzerinde bir bilinirlikle tahmin ediliyor. O süreci bir anlatır mısınız? Akşam nasıl hazırlanıyorsunuz sabah? Niye sabah çok erkenden başlanıyor? Meteoroloji raporları farklı kanallardan tercih ediyoruz. Bir kıyaslamaya sokuyoruz onları. O bir ortalama çıkartıyoruz kendimize göre. 3 farklı kanaldan meteorolojik rapor ve tahmin alıyoruz. Ortalamasını çıkartıp uçuş olup olmayacağına karar veriyoruz aslında tam olarak akşamleyin. Ve uçuş yapacağımız bölgeye karar veriyoruz. Sabahleyin kalkıyoruz, son bir değerlendirme yapıyoruz. Çünkü sabah saatinde değişiklik yaşanabiliyor erken saatlerde. Sabah değerlendirmemizi yaptıktan sonra kalkacağımız bölgeye karar verip ona göre rüzgar istikametini değerlendirip o rüzgar istikametinde uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Ama çok nadir de olsa sabahleyin iptal etme şansımız oluyor. Çünkü istemediğimiz şekilde rüzgar gelişimleri meydana gelebiliyor. Sonuçta meteoroloji, havayla uğraşıyorsunuz. Böyle bir gelişim meydana geldiği anda da uçuşu iptal edip yolumuzu geri gönderiyoruz. Çünkü her şeyden önce emniyetli bir iş yapmak durumundayız. Bütün bunlar sürerken aynı zamanda sabah sanıyorum bir deneme balonu gönderiyorsunuz. Ondan da bahsedin lütfen. Test balonlarımız var. O test balonunu atıyoruz havaya.
O bize o anki yer seviyesinden görebildiğimiz irtifaya kadar olan rüzgar istikametlerini ve yönlerini gösteriyor. Biz de ona göre dediğin gibi uçuş planımızı yapıyoruz. Mesela ben işte alt seviyelerden işte buraya doğru giderim. Üst seviyeye çıktığım zaman oradan işte şu istikamete uçarım. Biraz daha üstüne çıktığım zaman şu istikamete geçerim gibisinden bir uçuş planı yapıyorum. Mümkün olunca da onu uygulamaya çalışıyorum uçuş esnasında. Evet. Peki nasıl görüyorsunuz katılımı 20 gün boyunca? Katılım reklamı hani çok başarılı yapamadık. Dediğim gibi izinler konusunda biraz sıkıntımız oldu. Hani geciktik. Gecikseydik hani çok daha fazla talep olacağına inanıyorum ama umarım önümüzdeki yıllarda bu talep çok daha fazlasıyla katlanarak artacaktır. Uçuş ücretleri konusunda da bilgi verebiliriz. Vallahi uçuş ücretleri aslında oldukça pahalı fakat burada Büyükşehir Belediye'mizin katkıları ve Samsun Bafra Belediye'mizin katkıları sayesinde fiyatlar uygun. Yani herkesin ulaşabileceği rakamlar. Yani Kapadokya'da mesela ne kadar, burada ne kadar, öyle söyleyeyim. Kapadokya'da şöyle söyleyeyim, 150 euro burada 145 lira. 150 euro Kapadokya'da, burada 145 TL. Hocam hastane karşısındayım. Yerucuları direkt hastanenin çiftlik tarafına doğru hocam alıyor hocam. 4-5 kilometre civarı. Anlaşıldı İsmail. O indiğimiz köy vardı ya hani. Adam geldi. Krankırtların köyü. Anlaşıldı hocam. Ya da orada bekleyin. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum şimdi. Anlaşıldı hocam. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi pilot yerde de görev yapan arkadaşlarıyla sürekli iletişimde kalarak ineceği yeri tespit etmeye çalışıyor. Biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi Kapadokya'da 150 euro civarındaki bir uçuş. Burada 145 TL yapıldı. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir uçuş. Son derece keyifli. Özellikle 13 farklı habitat bölgesine sahip Bafra'da sanıyorum havanın çok daha uygun olduğu zamanlarda Kızılırmak Deltası'nın bütün habitat çeşitliliğini görmek mümkün olabilecek. Samsun'u ve Karadeniz'deki bütün hemşehrilerimizi bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz efendim. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı için Bafra'dayız, uçan balonun içerisindeyiz. Aksi bir genel yayın koordinatörü Fatih Korkmaz da bizimle birlikte. Sabah oldukça maceralı bir başlangıcımız oldu. Saat 5'ten beri yollardayız aslında. Samsun Nabzı için özel bir haber yapalım istedik. Sağ olsun Zeyni Bey de hava koşullarının uygun olduğunu söyledi. Biz de medya grubu olarak gelip bu deneyimi hep birlikte yaşayalım istedik. Fatih Bey'in biraz başlangıçta tereddütleri vardı. Acaba bir sorun yaşar mıyız diye. Ama şimdi son derece keyif aldığını görüyorum. Neler söylemek istiyorsun Fatih sen? İlk kez bir deneyim aldık. Zevkliymiş tabii. Hani bu deneyim olmayınca bir de insanlar aya yerden kesilince ister istemez tereddütleri oluyor. Benim eskiden de vardı. Yükseklik korkusu ama vardı. Evet, ama onu yıktım tabii şu anda 10. katta duruyorum yani artık ben, onu. Belki. Evet. Yani onu tavsiye ederim özellikle tereddütlerimizi anlık geçti. Şu anda balondayız, herhangi bir teknoloji olarak hani elektronik teknolojinin içerisinde değiliz ama biraz daha klasik bir eski ulaşım aracı. Ama bir güven içinde hissediyorum kendimi. Tavsiye ederim. Özellikle Bafra Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Böyle bir deneyimi, böyle bir tecrübeyi Samsun'a verdiler. Evet. Ve biz de bunu aracı olmak istedik. Sabahın erken saatlerinde geldik. Bunun gerek basın görevi, gerek iletişim görevi, gerek sizin programlar, gerekse diğer alanlarda bunun tarafından.
Bu ciddi manada Bafra'ya bir cazibe oluşturacak. Burayı ziyaret edenler olacak. Ve Bafra'nın bu güzelliğini, ovasını, her tarafını, Kızılırmak Deltası'nı görme imkanı olacak. Şehre yukarıdan bakması çok farklı. Değerli izleyiciler, yaklaşık 45-50 dakika arasında süren bir yolculuk oluyor değil mi Tolga Bey? Daha uzatmak mümkün olabiliyor mu? Rüzgarın yani durumuna göre mi? Şartlara göre, tabii görsele göre uzatmak mümkün. 1,5-2 saat uçuşlar planlanabiliyor Kapadokya'da. Ama burada genelde 45 dakika 1 saat arası bir uçuş. Yaklaşık 3 tane birbirinden farklı uçuş bölgesi pilot tarafından, Tolga Bey tarafından belirleniyor. Rüzgarın durumuna göre iniş yapılacak yerleri belirliyorlar. Ve ona göre balonu yönlendiriyor değerli izleyiciler. Şeyde gördüğünüz gibi Tolga Bey'in el kumandasıyla yönlendirdiği bir uçuş aleti bu. Yüksekliği ve istikametini o belirliyor. Balonun içerisinde tüpler var. 4 tane tüpümüz var. 4 farklı tüp var. Yaklaşık 2 tanesini kullanacağız. 2 tanesi yedek acil durumlar için kullandığımız bir tüp. Hani rüzgar keserse ya da farklı durumda uçuş atmak gerekirse 2 tüpümüz yedek. Ama 2 tüple çok rahat şekilde 1 saat 20 dakika civarında uçmamız mümkün. 1 saat 20 dakika evet, her bir tüp için mi? 2 tüp için 1 saat 20 dakikalık uçuş söz konusu. Bunun içerisinde normal propan gazı var. Propan gazı var. Alev gerektiği için, alev uzun olması gerektiği için biz bir miktar azot basarak içerideki basıncı artırıyorsunuz. Burner'a bastığınız zaman vermiş olduğunuz ateş size 5-6 saniye sonra güç olarak geri geliyor. Evet. Bunun için de bir miktar hani alev boyunu uzatıp gücü arttırmaya çalışıyorsunuz. Gücü arttırmaya çalışıyorsunuz. Yani değerli izleyiciler, son derece güvenli. Herkese rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir uçuş aracı. Bunun dışında en çok merak edilen konulardan birisi de belki iniş konusudur. İniş konusunda korkmamamız için bize neler söyleyeceksiniz Tolga Hocam? İniş konusunda size hani göstermiş oldum. Kalkıştan önceki iniş pozisyonu aldığınız takdirde en sert inişlerde bile hiçbir şey olmuyor. O konuda rahat olun. Onu ama dediğim gibi rüzgarlı inişlerde bir miktar hani tabii sarsıntı ve sürüklenme meydana gelebiliyor. Herhangi bir fren ve teker sistemi yok balonumuzun. Evet. O yüzden bu iniş pozisyonunu gösteriyoruz sizlere. İniş pozisyonu uyguladığınız sürece herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. O konuda rahat olun. Ama dediğim gibi inişte bazen rüzgar olduğunda balon yatabiliyor da. Hani bu da sizi tedirgin etmez. O da normal bir durum. Evet. Evet. Tolga Bey'in uçuş pozisyonu olarak kastetmiş olduğu şey de Fatih Bey de bize gösterebilir aslında. Şurada Sinan sen de gösterebilirsin. Birbirinden farklı iki tane halat var. O halatı tutuyorsunuz. Balonun içerisinde geriye doğru yaslanıyorsunuz ve çömeliyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Dengeyi sağlayabilmek için. Uçuş deneyimini birazdan hep birlikte yaşayacağız zaten. İniş deneyimini birlikte yaşayacağız. Allah'tan kameraman arkadaşımız Sinan Güven bu konuda deneyimli. Biz onunla çünkü yamaç paraşütü yapmıştık. Evet. Yani hiç korkmanıza da gerek yok. Mutlaka yaşamanız gereken bir deneyim değerli izleyiciler. Sevgili Samsun Nabzı izleyicileri, uçan balonun içerisindeyiz ve Bafra'dan da bu deneyimi yaşamak isteyen arkadaşlarımız var. Merhaba. Merhaba Aşur Kitapçı. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım biraz. Aşur Kitapçı, evet. Bafra'danım. Böyle bir deneyim yaşamak istedim. Gayet de memnunum. Çok da güzel oldu. Konuşulmaya başladığı zaman Bafra'da uçan balon meselesi. Evet. Hemen ya mutlaka bu deneyimi yaşamam lazım dediniz mi yoksa biraz tereddütte kaldınız mı? Yok, hayır hiç tereddütte kalmadım. Hemen geldim. Geldiniz. Çok memnun oldum. Ve güvenli. Çok önemli, çok güvenli bir yer. İletişim alaşlarını ya da yaygınlığı konusunda neler yapılmasını öneriyorsunuz? Yani Bafra'da yaşayan insanların... Çoğunun haberi yoktur. Biraz fazla reklamı olmadı. Ondan dolayı çoğu bilmiyor. Kolay olsun. Siz. Söyleşilere zaman zaman hava ısıtması, balon içerisinde ısıtması gerektiği için Tolga Bey'in ara vermek durumunda kalıyoruz değerli izleyiciler. Doğru. Fakat şimdi kocaman
Tolga Bey, bunun yüksekliği ne kadar, balonun yüksekliği? 35 metre civarında yüksekliği. 35 var. Metre. 55 metre kadar uzayan büyük balonlarımız var. Var. 35 metre yükseklikte bir şey Bafra semalarında insanlar görmeye başladıkça artık saatle alakalı. Şimdi insanlar genelde uyuyor bu saatte. Onun için çok bilinmiyor. Aslında böyle öğle saatleri olmuyor tabii, öyle bir uçuş yok. Neden hocam yok? Peki onu da soralım Tolga. Sırasıyla başlayan bir rüzgar faaliyeti var. Yani fazla rüzgardan etkileniyoruz çünkü biz. Çünkü sabit profiliniz yok ve devasa bir kütleniz var. Balonu devasa bir yelken gibi kabul edin. En ufak rüzgarda o rüzgarınız neyse o hızla beraber hareket etmeye başlıyorsunuz. O yüzden mümkün rüzgarsız havalarda, daha sakin havalarda uçmayı tercih ediyoruz. Onun için öğleden sonra pek maliyet olmuyor. Sabah saatlerinde olmasının sebebi o, anladığım kadarıyla. Sakin, türbülanssız hava tercih ediyoruz. Çünkü ısınmayla beraber termik aktivitesi de başlıyor. Aktivite başlayınca balonun sabit profil olmadığından balonu bozabiliyor şeklinde. Evet. Çok daha fazla heyecanlanacağımı düşünüyordum ama gayet sakin gidiyor, güvenli gidiyor. Evet. Artı kardeşimlerin evlilik yıl dönümü çok da güzel bir sürpriz oldu onlar için. Evet. Tam bugün değildi ama harika bir sürpriz oldu. Birkaç gün evvelde uçamadık herhalde. Uçamadık o zaman da o yüzden. Şimdi evet. müsait değil. Evet, çok çok güzel oldu. Organize edenler için ayrıca teşekkür ediyorum. Harika bir etkinlik. Siz Bursa'dan geliyorsunuz. Bursa'da da müthiş bir teleferik var. O da gerçekten bir cazibe noktası oluşturuyor. Değil mi? İlçelerin, illerin buna benzer çalışmaları yapması gerçekten marka şehirler olması konusunda büyük katkılar sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz biz de. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün. Evet, kesinlikle hayatlarında mutlaka bir kez olsun yaşasınlar. Evet, kesinlikle. Öncelikle eşime teşekkür ediyorum. İlk geldiğimizde balonun yanına çok heyecan, o kadar çok heyecanlandık ki. Ama kalktıktan sonra çok harika bir şey. Gökyüzünden daha farklı. Gökyüzünde her şeyi bu kadar güzel göremiyorsun. Çok güzel. Yani sarsıntı falan yok. Çok harika bir şey. Teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok harika. Odaklanalım. Sinan, evet. İniş nasıl bir deneyim, onu görelim. Bak ne kadar yumuşak, gördün mü? İsmail, buraya gelebilirsiniz. Bitti. Gayet de güzel bir iniş yok. Gördün mü? Önce ben ekip gelsin dedim. Lütfen kimse çıkmasın. Ağrınıza ihtiyaç var. Bir daha. Şimdi bak kardeş, oraya olmaz. Değerli izleyiciler, işte bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Şimdi Zeni Bey, özellikle bu detayda insanlarla bu işi paylaşalım istedik ki bilsinler, bu turizm, Bafra'nın turizminde balonun yerini anlasınlar istedik, istediler. Sadece bununla da yetinmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Şimdi görüntüler gelecek ekrana. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yine Bafra'da ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Kano ile ilgili bir aktivite yine hayatınızın içerisine girdi. Yani Bafra'da bir şeyler oldu. Bize bunlardan da bahsedin ne olur. Tabii şimdi bu olayları bir olayla bazı turizm değerlerini açıklamak zor. Doğru, evet. Bu bakımdan istedik ki eğer bizim şehrimizde, ilçemizde, Samsun'umuzda böyle
sosyal aktiviteler yapılarak şehrimizi tanıtabileceksek bu olayları gerçekleştirmek için hamleler yapmak, adımlar atmak gerekir. Dolayısıyla Bafra'da bir de Burhan Hocam'ın biraz önce de ifade ettim. Gerçekten büyük emekleri var. Havacılık kulübümüz Türkiye'de defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Yarışma müsabakalara katıldı. Evet. Onların da tabii teşvikleriyle, onların bu işi yapan arkadaşlara olan diyaloglarından dolayı işte Ramazan Bayramı'nın 3. günü bizim Derbent Barajımızın bitişi, Altınkaya Barajımızın da başlangıcında Kapıkaya Köyümüz var. Yamaç Paraşütü'nden bahsedeceksiniz galiba. Evet. Bu görüntüler mi efendim? Kapıkaya Köyümüzün bulunduğu alanda uzmanların, bu işi yapan arkadaşlarımızın ifadelerine göre Karadeniz'in en uygun yamaç paraşütü olacak yeri. Bravo. Ve burada düşünün ki Derbent Baraj Gölü'nün tam yerden itibaren tamamını görüyorsunuz. Çıplak gözle seyredebiliyorsunuz. Bir de yamaç paraşütüyle yükseldiğinizde Altınkaya Baraj Gölü'nün de bir kısmını görüyorsunuz. Böyle manzarayı seyredecek bir yer bulmak çok zor. Süper. Bir de denizden 700 metre herhalde Sade Tepe'nin yüksekliği de 590 metre civarında. Çok Boztepe var Karadeniz'de. Ama Boztepe'den çok daha buranın uygun olduğunu. Çok güzel. Buradan arkadaşlar, da herkese duyuralım bunu. Uzmanlar, başkanım sakın bu işin arkasını bırakmayın, buraya sahiplenin dediler. Biz de tabii Büyükşehir Belediye Genel Sekreterim Yardımcımız Sefer Bey de gelmişti o gün. Ve bilhassa Yusuf Ziya Bey'in bu konulara çok önem verdiğini herkes biliyor. O bakımdan orada yolla ilgili sıkıntı var. Kısa bir yol var. O inşallah kısa zamanda yapılacak. Ve orada bizim düşüncemiz seyir teraslarının yapılması. İnanın insanlar yamaç paraşütüne geldiğinde uçamayanlar, çekinenler en azından kendi çıplak gözle o manzaraları güzel bir şekilde seyredebilecekler. Gerçekten güzel çok bir manzara. Kano ile ilgili de bir çalışmamız var. Önce program başlamadan ben sizlere bir fotoğraf gösterdim. Evet. Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta yani böyle bir görüntü görenler olmaz diyorlar. Yani gerçekten büyük değerlere sahibiz ve yerden biri de gene oradan Altınkaya Baraj Gölü'nün de hem kapakları hem belli bir alanı gözükebiliyor ki. Kaldı ki yükseldiğinde çok müthiş bir manzarayla yüz yüze oluyorsunuz. Arkadaşlar gösteriyorlar zaten. O bakımdan burada şimdi iki defa uçuş yapıldı. Bundan sonra da inşallah olacak ama orada işte havanın belediyemizin birçok şeyi hazırlık yapması gerekiyor. Orada yamaç paraşütünün havalanma noktasında bazı iyileştirmeler yapmak gerekir. İyileştirmeler. Bir de yol yapıldığında hiçbir problem yok. İşte görüyorsunuz manzarayı. Evet. Böyle bir manzara. Sadece bu Derbent Barajı ile alakalı. O 20 kilometrelik mesafeyi direkt görebiliyorsunuz. Süper. Bir de yan tarafa sola döndüğünüzde de Altınkaya Barajı Barajı'nı görüyorsunuz. Böyle müthiş bir manzara her yerde görülmez. Nasip de olmaz. Aynı bir arada da olmaz yani. O bakımdan bu gerçekten büyük değerlere sahibiz ve ilerleyen yıllarda da bu inşallah çok ciddi anlamda size sanıyorum turizm geliri de kazandıracaktır. Bir de Kano kürekçiliğinden bahsedin lütfen. Dolayısıyla Bafra'mızda bütün ilçeler Samsun'un bir elemanı, onlar bir ilçesi, şehri, kasabası. Tabii buralarda yapılan her şeyin Samsun'a da yansıyacağını, o bakımdan zaten bütün şehir yasasıyla beraber bu hizmetlerin çoğu büyükşehirimizin UKTES'inde birlikte oluyor. O bakımdan yani büyükşehirle iyi bir dayanışma halinde bütün ilçelerimizin değerleri öne çıkarak bu değerlerin hepsi tabii Samsun'un büyük turizm zenginliklerini oluşturacak. Ortaya çıkmasına sebep. Ve ben şuna kesinlikle inanıyorum. Birkaç sene içinde Samsun'da büyük gelişmeler olacaktır. Şimdi Samsun düne kadar oteller yoktu. Bugün merkezde otel var. İnşallah bizde Bafra'da bir otel çalışmamız var. Otel yapıldığında tabii ki altyapı olmadan turizm olmaz. Neticede Bafra'mız, biz Batı bölgesi olarak 19 Mayıs Alaçam Yakakent olarak daha çok dayanışma içindeyiz. Ve biz Batı bölgesini
ille beraber Samsun Büyükşehir ile beraber geliştirdiğimizde iç bölge, doğu bölgesi ve merkez hep beraber hareket ettiğimizde Samsun turizmden ben inanıyorum çok büyük pay alacak. Bununla ilgili master planları oluşturuldu zaten. Yusuf Bey ile yaptığımız programlarda var, tabii var. İfade etmişti. Şu kano kürekçiliğinden de kısaca bahsedin. Sonra bu i̇şte, birlik kuruldu. Kızılırmak ile ilgili ondan Tolga konuşacağız. Hocam öğrencimiz de ama tabii bu işin de hocası o. Evet. Tolga Kızılırmak üzerinde bir kano şeyi yaptı ama biz gidemedik o gün. Programlarımız vardı. Hı-hı. İnşallah bu da mümkün olacak Tolga yani gelecekte. Tolga Varol işte bu pilotumuz gerçekten işte kanoda gösteriliyor. Sporla ilgili bu bilhassa kanoda işte yamaç paraşütünde ve balon çok kendini yetiştirmiş, tecrübeli. O bakımdan bu manada bir şeyler yapmak istiyor ve biz de her zaman onun önünü açacak çalışmaları yapacağız. İnşallah kanoda geldiğinde yani bilemiyorum böyle bir program olduğunda büyük festivaller düzenlenir ve insanların Bafra'ya, Samsun'a geliş gidişleri hızlandırılır. Neticede burada oluşacak gelen gidenlerden katma değer de şehrimize yansıyacak. Kesinlikle. Şeyden bahsedin efendim. Kızılırmak Kuş Cenneti'nde çalışmaların daha iyi noktaya taşıması için bir birlik oluşturuldu. Bu birliğin çalışmaları şu anda nasıl gidiyor? Kısaca bunlardan da bahsedin. Çok fazla zamanımız kalmadı. Bunu da konuştuktan sonra 1 Kasımlarla ilgili değerlendirmenizi alacağım. Şimdi tabii ki birliğin yönetiminde Büyükşehir, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam belediyeleri var. Hı-hı. Neticede yeni kurulan bir birlik. Yeni yeni yapılaşıyor. Bundan sonra Delta'nın yönetimini birlikte oluşturacağız ve hı-hı, onunla yöneteceğiz. Hı-hı. Onun tabii bir bütçesi olacak. Bütçeyle beraber onun altyapısı. Bugün büyükşehirimiz 19 Mayıs'tan girildiğinde yolun büyük kısmını bitirmiş vaziyette. Belli bir yere kadar asfalt, ondan sonra beton yol yapmış. Ve neticede inşallah Doğanca taraftan da yol çalışması devam ediyor. İkisi birleştiğinde, altyapı yapıldığında oranın ziyaretçi sayısı her zaman daha fazla olacaktır. Ve en önemlisi de burada Büyükşehir'in kendini ortaya koymuş olması. Bilhassa Yusuf Bey'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki petrol bulunsa bu kadar çok sevinirsiniz. Burayı ben diyor tercih ederim diyor Kuş Cenneti'ni. Dünya mirası. Gerçekten kesinlikle. Böyle efendim, her yerde elde bulunmayan 13 özellikler, 13 değerler. Farklı habitat var. Bu bölgede 13 farklı habitat var. Ama üzücü olan şu, sadece 20 bin kişi ziyaret ediyor. 6 farklı habitatı olan alakalı. Fransa'da 240 bin kişi ziyaret ediyor. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Onun için daha alınacak çok mesafe var. Bununla ilgili adımlar attınız. Geçenlerde peyzaj mimarlığı öğrenci ve akademisyenleri 20 Eylül Üniversitesi'nden geldiler. Ciddi toplantılar yaptılar burada. Kimler vardı bunun işin içerisinde? Kuş Cenneti için çalışmalar yaptılar. Peyzaj Mimarları Odası'nın genel başkanı var. İzmir Şube Başkanı vardı. Bilkent Üniversitesi vardı. Efendim Ankara Üniversitesi İstanbul vardı. İstanbul Teknik'ten vardı. Bunlar neler yaptılar? Birkaç cümleyle onlardan da bahsedelim. Onlar da buranın yönetimi, buranın gelişmesiyle ilgili projeler mi önerilerde bulundular. Tabii onları bizim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki bu işle ilgili arkadaşlarımız, hocalarımız da vardı. Onlarla beraber tabii belli bir yol haritası çıkacak. Bafra'mızda düşünün bu Kuş Cenneti'nde 352 tane kuş türü tespit edilmiş. Ve şunu ifade edeyim. Bizim leylek ormanlarımızda olan leylek miktarı, popülasyonu. Leylek popülasyonu inanın çok fazla. Bizde olan leylek yuvasının belki de yarısı kadar olan Polonya'da bir alan varmış. Milyonlarca turist gidiyor. Şimdi biz burayı değerlendirdiğimizde işte biraz önce de ifade ettik. Çok geç, birçok şeyde geç kaldık diye. İnşallah tabii geç kalsak da bir şeyleri yakaladık. Adımlar atıldı. İnşallah yani bu problemleri aştığımızda ben iddia ediyorum ki aynı şey olmasa da büyük ölçüde ziyaretçi olacaktır.
inanın o leylek yuvalarında o leylekle yavrularının bir görüntüsünü zaman verdikti, zaman seyrediyoruz, evet. Görüştüğünü bilmiyorum. Bana görüntü çok yok. Dikkat çekici, çok özel görüntüler ve güzel. Evet. Özel bir program yaptık onunla. Öyle dinlendiriyor ve gerçekten çok müthiş manzaralar var. O bakımdan buna önem veriyoruz. Birlikte inşallah Samsun'umuzu, Bafra'mızı ve yöremizi turizmle tanıştıracağız. Yani turizmi geliştireceğiz kısacası. Hak ettiği yere çıkıyor. O potansiyel var, hak ettiği yere taşıyacaksınız. Kesinlikle. İki soru çok kısaca efendim, birer cümleyle. Çetinkaya Köprüsü ile ilgili soru. Orada ne zaman iyileştirilecek? Bir diğeri de Sedle projesinde ne durumdayız? Birkaç cümleyle rica ediyorum. Çünkü zamanımız daraldı. Şimdi, 1 Kasım değerlendirmenizi alacağım çünkü. Şöyle, Çetinkaya Köprüsü'nün onarım projesi yaklaşık 2 yıl oldu onaylanalı. Fakat üzerinden daha önceki dönemlerde 600'lük su boruları geçirilmiş. Bu borulardan dolayı onarım boruların alınması gerekiyor. Biz daha önce bir proje yapmıştık. Karayolları Genel Müdürlüğü 600'lük borunun diğer köprüler üzerinde zarar vereceğini düşünerek 300'lük olarak bölmüştük. Hatta belli miktar para da yatırdık. Fakat bütün şehir yasası çıktıktan sonra beklemeye alındı. Geçenlerde Karayolları Bölge Müdürümüzle de görüştük ve artık bu işin çözülmesi gerektiğini. Çünkü bir ihale işi kalmış sadece. Ve ışıklandırma konusunda da söz aldığımız yerler var. Fakat bu boruların alınamamasından dolayı gecikti. İnşallah bu yakın zamanda Karayolları Bölge Müdürümüzü ve Büyükşehir bir araya getirip bir sonuç alacağız. Alacaksınız. Sedle projesi ile ilgili Sedle çok kısa projesi şöyle. Sedle de artık o büyük alanlar Büyükşehir'e kaldığı için Büyükşehir Yusuf Bey ile de ilk bir toplantıda görüştüğümüzde kesinlikle bu konuya eğileceğini, tabii çok problemler birikti. Büyükşehir 17 ilçenin sorumluluğunu alınca tabii acil işleri önüne aldığı için bu konuya yönelemedi ama inşallah böyle önümüz dönemde zannediyorum bu proje başlayacaktır. Bafra'nın kursu. Zaten ırmak içindeki ıslah projesi çalışmaları devam ediyor. Şu anda denizle ırmağın buluştuğu noktadaki çalışmalar bitmek üzere. O bittiğinde köprüden aşağı doğru zaten bir kısım ıslah edildi. Daha sonra onlar da düzenlemesi, ıslahı yapıldıktan sonra düzenlemesi bize ait kalacak. Ve Büyükşehir'le beraber inşallah o proje kesinlikle hayata geçecek. Peki efendim, yolunuz açık olsun diyorum. Çok güzel şeyler bekliyor gerçekten Bafra'yı da Samsun'u da. İzleyicilerimiz bundan emin olsunlar. 1 Kasım'la ilgili değerlendirmenizi alıp kapatalım efendim. Takdir edersiniz ki bütün milletimiz gördü. 7 Haziran'da yapılan seçimlerin sonunda meclisten bir hükümet çıkmadı. Çıkmayınca da erken genel seçim kararı alındı. Erken genel seçim kararı alınca da bize seçimlere başlayın çalışmak düştü. Biz de AK Parti ilçe teşkilatımız adaylarımızla beraber çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Aşağı tek başınıza, gece, tek 5, başınıza 6 köye, 7 köye gidiyoruz. İktidar olacağınızı düşünüyor musunuz? Vallahi şu anki aldığımız geri dönüşler kesinlikle iktidar olacak gibi gözüküyor. Görünüyor. Ve ben şunu çok samimi olarak ifade edeyim ki artık millet hükümetsiz kalmaktan bıkmış, hükümet var bugün ama yani geçici olduğu için de bazı hamleleri yapamıyor. Haliyle yeniden seçim yapılmış, yeniden bir hükümetin kurulması gerekiyor. Ve beklentiler meclisten çıkacak bir kararla beraber inşallah hükümet kurulur. Çünkü belediyeler de hükümeti bekliyor. Bütün iş adamlarımız, yatırımcılarımız, herkes hükümetin kurulması, hükümet kurulmadan, önünü görmeden kimse yatırım yapmak istemiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla gerçekten Samsun'umuzda da ve ülkede çeşitli yerlerden gelen haberlere göre yani şu anda AK Parti'nin durumu iktidara tek başına gelecek gibi görünüyor. Görülüyor yani kesinlikle. Ve sahada da böyle mi görünüyor? Vatandaşlar öyle mi söylüyor? Ya şimdi biz 7 Haziran'da da gezdik köyleri ve mahalleleri. Şimdi geziyoruz. Gerçekten şu andaki durum farklı.
Abi şunu da ifade edeyim. Tabii 7 Haziran öncesi kış geçmiş. Bilhassa köylerimizde yollar yağmur, çamur, kışta bozulmuş. Biz de yeni çalışmalara başlayacaktık. Hatta o zamanlar birçok yerde herkes biliyorsunuz eski anlayışla seçimden önce işini yaptırmak istiyor. Biz dedik ki kardeşim biz seçimden sonra çalışmayacak mıyız? Ve çok samimi olarak tekrar ifade edeyim. Şu anda 70-80 tane köyümüzün yani tamamı değil birçok acil problemini çözmüş durumdayız. Ve şu anda köylere gittiğimizde bize önemli ölçüde hiçbir zaman belediye problemi de gelmiyor. İşte mahalle aralarında şurada az çakıla ihtiyacım var, şurada şu var. Onları da bu önümüz dönemlerde zaman içinde çözecek, tamamlarız diye düşünüyorum. Ha tabii hepsini bir bitirmek kolay değil diye. Süre ihtiyaç var çünkü. Yani biz açık insanız. Samimi olduktan sonra insanlar da bunu görüyor. Neticede 120 tane bizim yeni mahallemiz oluştu. 21 de merkezde. Şimdi bunların hepsinin birden mümkün değil zaten. Bir plan dahilinde yürümesi gerekiyor. Plan dahilinde tabii yürütüyoruz. Bir de aziliyete göre. Neticede şu andaki dönüşler ve bize karşı gösterilen ilgi, alaka ben tek başınıza iktidar olacağınızı öyle düşünüyorum. Öyle görüyoruz biz. Peki bakalım 1 Kasım'dan Allah sonra. Allah milletimiz hakkında hayırlısını versin diyorum. Evet. Cenab-ı Allah inşallah şu olayların da bitmesini nasip eder de gerçekten Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanmaktan. Çünkü bu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin var olmasını emperyalist güçler istemiyor, süper devletler. Bir de ama kendi içimizdeki karmaşayı da kendilerinin kontrol edebileceği bir Türkiye'yi istiyorlar. O zaman da Türkiye 78 milyon Türkiye olduğunda çok büyük bir güç. İşte burada yurt dışındakilerin maşası olan bazı odakları kullanarak Türkiye'de Türkiye'yi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyen çalışmalar yapılmakta. Abi biz de millet olarak tabii buna kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Şu da gösterdi, beni en çok mutlu eden olaylardan birisi şudur. Güneydoğu'da o PKK'nın dediği gibi olmadı. Onlar özellikler belli biliyorsunuz bağımsızlık ilan etme kararları aldılar. Ama karşılık alttan bulmadı. Hiçbir karşılık bulmadılar. Sadece kendi teröristleriyle baş başa kaldılar. Bu millet bin yıldır birlikte olmuş, ısım akrabı olmuş, kız almış, kız vermiş, kaynaşmış. Yani bu milleti bölemeyecekler inşallah ve bu güçle devam etti. Birlik ve beraberlik halinde olduğumuzda Türkiye'nin aşamayacağı engel ve elde edemeyecek de kazancı olmaz, başarı olmaz. O bakımdan inşallah Allah onlara fırsat vermez ve Türkiye birlik ve beraberlik, kardeşlik içinde yoluna devam eder. Böyle olduğunda gerçekten çok büyük bir gücüz. Bunun herkes farkında ama bizim de farkında olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle de tekrar bütün hemşerilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun diyorum. Sağ olun efendim. Sizin de teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Seçimlerin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peki tekrar. Size başarılar diliyoruz. 1 Kasım'dan sonra görüşeceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Samsun Nabzı'nın 2. bölümünde Terme Belediye Başkanı Şenol Kul konumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim.